Allah'a hoşlarına gitmeyen şeyleri uygun görüyorlar. Mesela Allah'a uygun olmayan üslupla konuşuyorlar. Mesela küstah bir üslup kullanıyor Allah'ı anarken. Böyle saygısız, münasebetsiz ve dangalakça üslupları, haşa. Dilleri de yalan olarak en güzel olanın kendilerinin olduğunu düzmektedir. Kendilerini anlatırken de kendilerini yalan bir propagandayla mükemmel gösterirler. Mesela yazılarda kendilerini överler, resimlerde kendilerini över, heykellerde kendini över. Ama Allah'a yönelik olan, peygambere yönelik olan konuşmalarında çok alçakça ve sinsice orada aleyhte gizli mesajlar verirler. Mesela peygamberimizin, şimdi de yapıyor değil mi? Mesela çirkin resimlerini yapıyor. Kendi resmi olduğunda çok özenli yapıyor. Ama peygamberin resmi olduğunda çok iyi. Mesela o devirde de öyle. Peygamberimizin çirkin resmini yapıyorlardı. Yani alçaklık, ahlaksızlık olarak kasten yapıyorlardı. Peygamberimiz de resmi kökten yasakladı. Yani pislik yapmasınlar diye. Mesela sahabe resmi yapıyor. Ürkütücü bir görüntüde yapıyor. Göğe övme kasten yapıyor ama ahlaksız, alçak. Kendi resminde çok titiz. Ama mesela sahabe peygamberin resimlerinde alçakça oyun oynuyor. Yani mesela ya burnunu büyük yapıyor, ya bir gözünü küçük yapıyor, bir gözünü büyük yapıyor, adilik yapıyor yani özellikle. Yani farkına varmamış gibi yaparak. Veya mesela şiir yazıyor, o şiirin içerisinde mesela alçakça ifadeler var. Aleyhte, sezdirmeden ve sinsice yapıyor. Var mı resmi gösteriyor musun? Göstermiştik. Evet. Evet. Çift balık. Aynı zamanda mason sembolüdür. Evet. Göstert elindeki balığı da. Evet. Bak başındaki şapka balık tarzına, görüyor musun? Papa da aynısını yapıyor. Papa'nın şapkası da aynı şekilde balık ağzı tarzındadır. Yani onu temsilen. Yine Hızır'a ait bir minyatür. Yine Hızır'la ilgili bir tablo. Tarihi bir tablo. Evet. Balık Hızır'ı içinde taşırken Yunus Aleyhisselam'ı yutuyor. Çift balık Hazreti İlyas ve Hızır'ı temsil eder. İkisi de. İlyas hep denizlerde olduğu bilinir, Hazreti İlyas. Balık şeklinde. Hızır da öyle. İkisinde şeridi aynı. Ayrı ayrı. Hızır çünkü sürekli insanlarla bağlantı halinde. İşte birçok olayı Hızır yapar, bilinmez. Devletlerin yıkılışında görev alıyor, devletlerin kuruluşunda görev alır. Zaten Kehf suresinde devletlerin yıkılışına karar verdiğimizde diyor, bir toplantı olur diyor ayette. O toplantıya başkanlık ediyor Hızır. Hızır Mehdi devrine kadar Allah ömrünü uzatıyor. Bütün ömrü hayır için geçmiş, mübarek bir kuldur. O yaptığı duvar Hazreti Süleyman Mescidi'nin duvarı. Düzelttiği duvar. Gemi. Bir gemiyi de, işler haldeki gemiyi yere oturmasını sağlıyor, batırmadan kasıt. Yani denizde oturmasını sağlıyor dibe. Batıp tamamen yani mahvolacak gibi değil de muhafaza olunacak gibi ama kullanılamayacak gibi hale getiriyor. Hızır'la 40 saat Sezai Karakoç'un şiirini diyor ki Sezai Karakoç. Dört duvardan bir fısıltı duydu.
Görüldü sancakların en yeşili, sancağın yeşili olmasa da yine Hızır'a izafetendir. Ve ordusuyla birlikte Mehdi, belirli bir süre geciktiren kıyameti, kıyamet elinde bir belge, bir tüy gibi hafifleten kıyameti Mehdi, şehitlik yapan ölümü kıyameti Mehdi, bereketin geri gelişi, kıyametin birinci fecri. Yani Mehdi'nin biliyorsunuz kıyametin birinci alametidir. Sezai Karakoç, ünlü şairimiz Mehdi'nin geleceğini, efendim, bütün detaylarını çok iyi bilen hem alim hem de şair bir insandır. Kıyamete yakın Hızır çekiliyor. Yani Allah artık görevine son veriyor. Hızır'ın ismi çeşitli efsanelerde değişmiştir işte. Kiminde şarap tanrısı demişlerdir, kiminde işte yer tanrısı, işte kiminde denizler aleminin efendim görevlisi, şuna benzer, buna benzer çok efsanelerde çeşitli şekil almıştı ama hepsinde yeşil adam, green man din geçiyor. Onun için efsanelerdeki hali esas değildir. O yeşil adamı duyduğunda bilin ki Hızır'dır. Ama tabii her mitolojide, her inançta acayip acayip isimler vermişti. Mesela şarap tanrısı Dionysus var. O da mesela yeşil green man. Yani hepsi Hızır'dan etkilenerek yazılmış açıklamalar. Yani kökeninde Hızır inancına dayanır. Ama kimi tanrı diyor, kimi işte başka bir şey der. Kimi put haline getirir. Köken önemlidir. Mesela Hristiyan kabartmalarında falan da öyle. Otların arasında yeşil bir insan olarak gösterilir. Eski Mısır efsanelerinde yine otların arasında yeşil bir insan. Sümer efsanelerinde vardır. Hepsinde anlatılan Hızır'dır. Ama tarih içinde, zaman içinde değişikliklere uğramıştır. Ama o görünümü gördüğünüzde bilin ki Hızır'dan bahsediliyordur. Özellikle denizlerde olan o olaylar, anlatılanlarda balığın üstündeki adam, balığın içindeki adam hep Hızır'dır.